Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda klima neden sigorta attırır onu inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar klimanın sigorta attırması birçok nedenden kaynaklanabilir. Çünkü klimayı çalıştırdığınızda birçok parça aynı anda devreye girer arkadaşlar. Daha önce çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi içinde sigorta attırma olayıyla ilgili çektiğim videoları izlediyseniz bu video ondan çok farklı arkadaşlar. Yani bu işlem sırası, şunu yaparsanız şu sigorta atar, bunu yaparsanız bu sigorta atar klimada diyemiyoruz. Birden fazla sigortayı attırma durumu var arkadaşlar. Şimdi öncelikle klimada hangi parçalar var? İç ünitede arkadaşlar kartımız var. İç ünite fanı var. Dış üniteye gelecek olursak 4 yollu vanamız var arkadaşlar. Kompresörümüz var, dış ünite fanımız var. Şimdi bunların hepsi aynı anda devreye girdiği için klimada arıza tespiti biraz önemli arkadaşlar. Öncelikle 2 adet sigortamız olduğunu size hatırlatmak isterim. Bir tanesi V-Otomat. İkincisi ise arkadaşlar kaçak akım rölesi. Bunların arasındaki farkı da anlatmadan önce arkadaşlar V-Otomat'ı görelim ve kaçak akım rölesini görelim. Evet arkadaşlar. V otomat atıyorsa kısa devre vardır arkadaşlar. Eğer kaçak akım rölesi atıyorsa, arkadaşlar bu da fazdan veya nötrden toprak hattına bir kısım elektriğin geçmesiyle olur. Bu da arkadaşlar genelde su geçmesi gibi veya da bir kablonun kopup şasiye yapışması gibi olur arkadaşlar. Durumlar bu şekildedir. Klimayı soğutma moduna alıp kumandanın düğmesine bastığınızda arkadaşlar iç ünite fan ikincisi iç ünitenin ön kısmında hava üfleyen flap üçüncüsü dış ünite fan dördüncüsü kompresör aynı anda devreye girer arkadaşlar. Genelde klimalarda en çok sigorta attıran şey arkadaşlar kompresör ve kompresöre ilk kalkışı sağlayan kapasitördür arkadaşlar. Kapasitör, kondansatör de denilebilir. Bu şekildedir. Yani siz ilk kalkış yaptığında şunu gözlemleyeceksiniz. İç ünite fanı çalışıyor mu? Dış ünitede fan devreye giriyor mu? Fanın çalıştığını görüyorsanız arkadaşlar öncelikle bir kapasitör kontrolü yapmanız lazım. Bunu da dış ünitede üst kapağı açarak veya yan kapaktan ulaşarak yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir videom var. Bu videoyu izleyip yorum kısmına eğer şey yaparsanız videomu bulamazsanız kanalda yorum kısmına yazarsanız ben size yönlendirme yaparım arkadaşlar. En çok arıza yapan parçalar bu ikisidir arkadaşlar. Ya kompresördür ya kapasitördür arkadaşlar. Öncelikle kapasitör değiştirilir. Peki burada neden sigorta attırır dostlarım? Kompresör kalkacağı zaman yani ilk kalkış sırasında aşırı derecede akım çeker. Buna biz demeraj diyoruz arkadaşlar. Yani kompresörde 3 tane bacak var. Şuraya elektriğin birini bağlıyoruz. Buraya da elektriğin birini bağlıyoruz. Şuraya çekip bırakıyoruz arkadaşlar. Böylelikle kompresörümüz bu iki ucu aynı anda elektrik verdiğinde aşırı derecede bir yüklenme yapıyor dostlarım. Bu yüklenme sırasında eğer kalkış kapasitörünüz arızalıysa bu yüklenme aşırı dereceye geçiyor ve sizin kullandığınız sigortanın amperinden fazlaya çıkıyor. Otomatik olarak sigortayı attırıyor.
Öncelikle kapasitörü söküp bir ölçtürmeniz lazım. Ölçebiliyorsanız sizin ölçmeniz lazım. Mikroferat cinsindendir arkadaşlar. Bu kapasitörler klimanın büyüklüğüne göre değişebilir. Mesela 12'lik 12.000 BTU bir klimada 30-35 arası fan için arkadaşlar, bu kompresör içinde, şöyle fan içinde, çünkü bu genelde kapasitörler arkadaşlar hem fan kalkışını, düşündeki fanın kalkışını, hem de kompresörün kalkışını destekleyebilir. Bu 1.5'la fan içinde 1.5'la 3 mikrofarad, pardon, mikroferat tersiye şeklinde yazıyordu sanırım. Şu şekilde mikroferat olabilir. 18.000 BTU için arkadaşlar 40-45 mikroferat. Yine aynı 2 veya 4 mikroferat arasında diyebilirim. Tahmini değerler veriyorum burada. 24.000 BTU için arkadaşlar 45 ile 55 mikroferat arasında 3 ile 6 değeri, mesela 24.000'lik bir klimanın kapasitörüne bakarken arkadaşlar, mesela Arçelik'ten bahsedeyim, 56 bir kapasitör kullanılıyor genelde. Çünkü fan da büyüyor arkadaşlar. BTU'lar büyüdükçe fan da büyüyor. Mesela 50'ye 6, bu 50 kompresörü çalıştıracak gücü sağlıyor. Buradaki 6 ise kapasitörün ilk kalkışını sağlayacak. Yani fanın ilk kalkışını sağlayacak gücü sağlıyor dostlarım. Dolayısıyla nedir? İlk bakmanız gereken yerler bunlardır arkadaşlar. Klima soğuk modda alındığında öncelikle iç ünite fanı, flap, dış ünite fanı ve kompresör çalışır. Isıtma moduna aldığınızda buraya bir 5. eleman daha gelir arkadaşlar. Bu 5. eleman ise 4 yollu vanadır. Bu da gazı ters çevirir arkadaşlar. Gazı ters çevirerek klimanızı da ısıtmaya, gazı ters çevirerek klimanızı ısıtma konumuna getirir. Böylelikle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde. İç ünite fanı kontrol edilebilir, dış ünite fanı kontrol edilebilir. Kompresör ve 4 yollu vanadır arkadaşlar. Klimanızda en çok sigorta attıracak şey kompresör, arızalıysa, yanıksa, kapasitör eğer normalden çabuk bozulmuşsa arkadaşlar, genelde kapasitör değişimidir. %98 kapasitör değişimidir arkadaşlar. %2'lik kısımda zaten kompresör devreye girer. Bunu da bu şekilde size anlatmış oldum. Sormak istediğiniz soru olursa arkadaşlar, kafanıza takılan bir soru olursa videonun yorum kısmına soru sorabilirsiniz. Bana soru sorabilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.